Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte General Mobile'in ortanca modeli olan GM22 Plus'a birlikte göz atacağız. Biliyorsunuz kısa süre önce General Mobile 3 modeli aynı anda satışa sunmuştu. GM22, GM22 Plus ve GM22 Pro. Zaten biz Pro'yu inceledik. Dolayısıyla sıra geldi Plus modeline. Öncelikle şunu belirtelim. Pro model ilkten 5000 liraya satışa çıkmıştı. Sonrasında fiyatı düştü. Sonra bir daha bir arttı. Aynı şekilde Plus'ın da satışa sunduktan sonra fiyatı bir düştü. 3400 Türk lirası seviyelerine falan indi. Fakat şu anda tekrardan hani biz piyasaya baktığımızda fiyatlar biraz daha artmış durumda. Bunu incelememizin başında belirtiyoruz ki arkadaşlar. Çünkü bunlar bir fiyat performans modeli. Birazdan biz performansını sıraladığımızda bu telefonun neler yapabileceğini size gösterdiğimizde yani fiyatına göre bir analiz yapabilirsiniz diye baştan fiyatı belirtmek istedim. Şimdi gelelim arkadaşlar telefonumuzun tasarımına. Tasarıma baktığımız zaman biraz tanıdık gelen bir sima ile karşılaşıyoruz. Özellikle arka yüzde direkt olarak iPhone serisinden alışık olduğumuz bir kamera kurulumu bizleri karşılıyor. Şurada görüyorsunuz parmak izi okuyucusu mevcut. Parmak izi okuyucusunun burada bulunmasının temel sebebi ise arkadaşlar telefonda IPS LCD panel kullanılıyor olması. Aslında bu segmentteki cihazlarda artık OLED ekrana geçilmiş durumda ama General Mobile demek ki maliyetten kısmak için birazcık burada hala IPS LCD panele yer veriyor. 6.78 inçlik bir panelimiz var. Bu panelin yenileme hızı 60 Hz. Dolayısıyla hani yeterli mi, yetersiz mi? Buna siz karar verebilirsiniz. Çünkü bazıları diyor ki ya 60 Hz yeterli. Bazıları diyor artık bu seviyelerde 90 Hz, 120 Hz'ler kullanılıyor. General Mobile niye hala 60 Hz kullanmış diyenler de var. O yüzden bu konudaki kararı size bırakıyorum. Çünkü ekran tazeleme hızı kişiden kişiye göre değişiklik gösteren bir kavram. Kimisi hiç fark etmiyor diyor. Kimisi işte çok lakları ben görüyorum, donma kasma yapıyor diyor. Hani o yüzden bu kararı size bırakıyoruz diyebiliriz. Şimdi arkadaşlar biz bu telefonu farklı bir şekilde inceleyeceğiz. Genel olarak sizlere hani özelliklerini söylüyorduk vesaire ama bu sefer biraz daha deneyime açık bir şey yapalım istedik. Çünkü hani telefon çıkalı da bayağı oldu. Dolayısıyla incelemesini izlemiş olabilirsiniz daha önce. Biz biraz daha böyle farklı bir yol izleyerek telefonla edindiğimiz deneyimi sizlere sunmak istiyoruz. Bu cihazı alanlar genel itibariyle öğrenci sınıfındaki kardeşlerimiz diyebiliriz. Çünkü neden? Fiyatı biraz makul seviyelerde. 3400-3500 Türk lirasına bu telefonu alabiliyorsunuz. Tabii şu anda fiyatı biraz yükselmiş durumda. Az önce de belirttiğim gibi 3700-3800 Türk lirası bandına çıkmış durumda. Ama düşer mi? Düşebilir arkadaşlar. Çünkü ilk çıktığında da yine bu bantlardaydı. Sonradan bir 400-500 lira gerilemişti. Şimdi tekrardan yükseldi. Dolayısıyla önümüzdeki süreçte bir düşüş daha yaşanabilir. Biz ne yaptık bu telefonla? Oyun testi yaptık arkadaşlar. Neden? Çünkü öğrenci kardeşlerimiz genel olarak telefonları kamerası ve oyun performansı için tercih ediyorlar. Biz de dedik ki General Mobile 22 Plus'ın nasıl bir oyun performansı olduğunu gösterelim ve kullanıcılar da buna göre telefonu alıp almamaya karar verirler diye düşündük. Ne yaptık arkadaşlar? Bu telefona Marvel Revelation'ı yükledik arkadaşlar. Neden bu oyunu yükledik? Hemen belirtelim. Biliyorsunuz Call of Duty Mobile, işte PUBG gibi oyunlar tamam telefonu kasıyor ama Marvel'ın bu oyunu daha çok kasıyor. Çünkü grafikler vesaire biraz daha böyle telefonu zorlayacak seviyede. Telefonu böyle ısındıracak seviyede. O yüzden dedik ki en çok zorlayacak oyunu yükleyelim. Bakalım şarjı ne kadar gidecek? Bataryası ne kadar gidecek? Dolayısıyla nasıl bir ısı ortaya çıkacak? Elimizi rahatsız edecek mi, etmeyecek mi? Bunu deneyimlemek istedik. Telefonla oyuna başladığımızda telefonun şarjı 72 idi arkadaşlar. %72 idi. Daha sonra biz oyun oynamaya başladık. Sıcaklığı ise arkadaşlar 26 derece civarındaydı. Yani gayet serin bir şekilde oyun oynamaya başladık. Oyunu yaklaşık olarak 15 dakika boyunca seri bir şekilde oynadık. Tabii siz bunu hızlandırmış olarak görüyorsunuz şu anda. Normal şartlarda bu kadar oyun oynadığınızda sıcaklığın artması zaten normal bir şey. Özellikle de bu tarz telefonu kasan bir oyunda sıcaklığın artması son derece normal karşılanabilir. Burada bizi şaşırtan şey telefonun sıcaklığının artması değil arkadaşlar. Bizi şaşırtan şey telefonun şarjının çok 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 az gitmesi oldu. Biz oyuna başladığımızdaki şarj seviyesinden oyunu bitirdiğimiz şarj seviyesine yalnızca %1 eksildi. Yani 15 dakika boyunca bu oyunu oynadık. Grafikler vesaire yüksek seviyedeydi. Bu oyunu oynadığımız süre boyunca yalnızca %1 şarjımız eksildi. Telefonun sıcaklığı ise arkadaşlar 26 dereceden 38 dereceye kadar yükseldi. Burada 12 derecelik bir artışın olduğunu görüyoruz. Açıkçası bu artış biraz fazla. Yani 15 dakikada 12 derece artması çok normal değil ki. Bir de kış şartlarındayız. Hani ofiste öyle çok fazla sıcak değil arkadaşlar. Dolayısıyla hani yaz aylarında bu sıcaklığın 40 dereceleri bulması biraz daha makul görünüyor. Bir de şu var. Telefonla oynarken belli bir süre sonra sıcaklığı elinizde hissetmeye başlayabiliyorsunuz. Yani
Arka yüzeyden ötürü de olabilir bu. Belki kullanılan malzemenin kalitesinden de olabilir. Arka yüzeyde bunu hissedebiliyorsunuz. Fakat şöyle bir şey var. Eğer bir kılıfla kullanırsanız bu telefonu muhtemelen herhangi bir sıkıntı çekmeyeceksinizdir. Öyle zaten aman aman eliniz cayır cayır yanmıyor. Fakat sıcaklığı hissedebiliyorsunuz. Donma kasma var mı diye soracak olursanız belli başlı noktalarda donma kasma oluyor arkadaşlar. Hani hiç böyle süper akıcı bir oyun oynuyoruz diyemeyiz. Ama çok mu rahatsız ediyor sizi? Hayır, rahatsız etmiyor. Yani ara ara oluyor. Fakat bu donma ve kasmaların sizi rahatsız etmediğini de belirtelim. Şimdi oyun performansını nasıl bulduk? Değerlendirdiğimiz üzere donma kasma oluyor mu? Evet oluyor ama çok fazla değil. Oyun zorlayan bir oyundu. Telefonu ısındıran bir oyundu. Sıcaklık biraz fazla arttı diyebiliyoruz. Yaz aylarında bir tık daha fazla artabilir. Ama batarya seviyesi gerçekten çok ideal. Yalnızca %1 düştü. Zaten bu telefonda 6000 mAh'lik bir batarya var arkadaşlar. Yani devasa bir batarya ile geliyor. Devasa bataryaya rağmen telefonun kalınlığı vesaire çok kötü değil. Burada da tasarım anlamında güzel işler başarmışlar. Evet, oyunun performansını merak ediyorsanız size böyle bir izlenim sunduk. Oyun için alacaksanız alınabilir cihazlardan biri diyebiliriz. Bir de şöyle bir gerçek var. Yani sonuçta burada 3500 liralık, 3600 liralık bir telefondan bahsediyoruz. Yani süper bir performans sunması zaten çok makul olmazdı. Fiyatına göre gayet kurtarır bir performans sunduğunu söyleyebiliriz. Dilerseniz şimdi telefonun performans tarafındaki merak edilen diğer bir unsura geçelim ve kamerasına bakalım. Şimdi arkadaşlar bu telefonla çektiğimiz video ve fotoğraflarla sizi baş başa bırakalım. Bakalım General Mobile 22 Plus'ın kamera performansı ne düzeydeymiş. Evet arkadaşlar, genel olarak General Mobile'ın performansını sizlere göstermeye çalıştık bu videoda. İnceleme için genelde biliyorsunuz özellikleri falan okuyorlar. Yani çok merak edenler için ben size kutunun üzerinde bile yazıyor. Onlardan da bahsedeyim. Helio G80 yonga seti var. Bu yonga seti zaten çok kötü bir yonga seti değil. Ama çok iyi de bir yonga seti değil. 4 GB RAM ile geliyor. 128 GB'lık dahili depolama alanı var. Micro SD kartla bunu bir tık daha arttırabiliyorsunuz. 256 GB'lık micro SD karta kadar destekliyor arkadaşlar. Ve son olarak da tabii ki 6000 mAh'lik batarya ile gelmesi var ki bence bu telefonun en önemli özelliği o diyebiliriz. Yani 6000 mAh'lik devasa bir batarya ile geliyor. Eğer ben çok oyun oynuyorum diyorsanız gerçekten oyun performansı sizi memnun edebilecek seviyede diyebilirim. Tabii ki neye göre? Fiyatına göre arkadaşlar. Bu fiyata 6000 mAh'lik bataryaya sahip bir cihaz alıyorsunuz. Ve oyun performansı da tatminkar seviyede, bence gayet makul. Evet, bu cihaz hakkında kafanıza takılan herhangi bir soru işareti varsa bu videonun altında bizlerle yorum olarak paylaşabilirsiniz. Önümüzdeki süreçte farklı videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bizleri sosyal medya hesaplarımızdan takip etmeyi de unutmayın.